Hacı Yakışıklı, eskiden Türkiye asla Suriye olmaz. Şimdi Türkiye asla İtalya olmaz. Bir vakitler Türkiye asla Suriye olmayacak deniyordu. Şimdi olgu farklı olsa da Türkiye asla İtalya olmayacak deniyor. Allah'a şükürler olsun ama önlemleri sapa sağlam almaya devam etmek gerekiyor. Bu özgüvenin sebebi ülkemizin bilim, teknoloji ve sanayide sessiz devrim yapmış olmasındandır. Aksilikler olabilir. Zaten birileri soteye yatmış Türkiye hata yapsa diye bekliyor. Onlara fırsat vermeden, düşmanları sevindirmeden önlemlere özen göstermeliyiz. Süreci atlatalım da mevzunun derin noktalarına sonra bakarız ve neye layıksak öyle yönetiliriz. Cesur değilsek, mazlumu korumazsak bizi Ahmet Necdet Sezer gibiler, Kenan Evren gibiler yönetir. Cesursak, mazlumların sancaktarı olmak istiyorsak, adalete evet diyorsak bizi Necmettin Erbakan gibiler, Recep Tayyip Erdoğan gibiler yönetir. Türkiye olarak ezanları susturmaya kalkanlara karşı dimdik durup darbeleri susturduk. Kudüs dedik, Myanmar dedik, insan onuru dedik. Mazlumun bir damla gözyaşını kesinlikle bir damla petrole değişmeyiz dedik. İşte böyle bir Türkiye 21. yüzyıla damgasını vuracaktır. Koronavirüs gibi dünya denklemini değiştiren, kendini küresel jandarma zannedenlere aciz bırakan uluslararası vakalar muhakkak bir devran değişikliğine kapı aralar. Bu asır mazlumların ezilmediği bir asır olmak zorundadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir çağın öncüsü olacaktır. Yeter ki dik durup geri adım atmayın. Masumların gözyaşlarını dindirmek için uzattığınız eli bir an bile geri çekmeyin. Yüzüstü sürünenlerin ayağa kalkma vaktidir. Koronavirüsün seyri hakkında en güvenilir kaynaklar Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dur. Bunların dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin. Bilimsel ve siyasi açıklamalar elbette diğer yetkililer tarafından yapılıyor. Onları da takip edin. Ama hastanelerde neler olduğu, hastalığın ne kadar yayıldığı bilgileri ancak üst düzey yetkililer tarafından gerçekçi ve şeffaf şekilde açıklanıyor. Sakın kışkırtıcıların gazına gelmeyelim. İmam ve doktor ayrımı Koronanın virüsü yetmiyor bir de toplumu ifsad etmeye çalışan virüsler böyle anlarda peyda veriyor. Ne iğrenç insanlar. Bize doktor, öğretmen, imam, avukat, gazeteci, işçi, işveren Hepsi gerekli. Yeter ki milleti için çalışıp üretsin, çözüm bulsun. Bize İslam düşmanları gerekli değil. Bize okul ve cami, doktor ve imam ayrımı yapıp toplumu zehirlemeye çalışanlar gerekli değil. Selahattin Demirtaş bir teröristtir. HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, koronavirüs vakasını adeta fırsat bilip sosyal medyadan video yayınladı ve 176 hafta sonra bugün ilk kez Selahattin'le görüşemedik diye duygusal giriş yaptıktan sonra on binlerce kişinin de bu hafta yakınlarıyla görüşemediğini belirtti. Evrensel hukuk ve insani olmaktan dem vurdu. Sonunda da lütfen zaman kaybetmeden sesimizi yükseltelim dedi. Bu mesajı gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, madem öyle biz de sesimizi yükseltiyoruz diyerek Selahattin Demirtaş bir teröristtir etiketiyle tepkilerini gösterdiler. Demirtaş eline silah almamış olabilir ama onun kökü dışarıda terör örgütü PKK'nın sivil sesi olduğu tartışmasızdır. Kendisi ve diğer siyasi uzantıları bugüne dek bir kez bile PKK terör örgütüdür demedikleri gibi sırtımızı PKK'ya yasladık diyenler olmuştur. Başak Demirtaş zaman kaybetmeyelim dedi ama PKK zaten hiç zaman kaybetmeden on binlerce insanın kanına girdi. Trafik kazası diye polisleri çağırıp olay yerine gelen emniyet güçlerimizi şehit ettiler. Biat etmeyen Kürt esnafı ellerinden direğe bağlayıp infaz ettiler kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşlarını hunharca katlettiler. Yaralı var diye ambulans çağırıp o ambulansı delik deşik ettiler. Terörle topyekün mücadele döneminde artık geriye dönüş olmamalı ve olmayacaktır. Sadece PKK ile değil, onun siyasi uzantıları, ticari destekçileri, uluslararası ağ babaları, küresel besleyicileriyle de mücadele dönemi devam edecektir. 176 hafta sonra Selahattin ile görüşemedin ama nice anne babalar yıllardır evlatlarıyla görüşemiyor. Sadece mezarlarını ziyaret edebiliyorlar. Terör belası Türkiye'den defolup gidecek ve halkların kardeşliği gerçekten kazanacak. Size rağmen kazanacak. Diyarbakır'da 200 günü aşkın süredir nöbet tutan anneleri tek kelimeyle bile olsa desteklemeyenler bize aileden, özgürlükten, insanlıktan bahsetmesin. Hacı Yakışıklı Yeni Akit Mahmut Öğür Bunları korona bile değiştiremez. Korona virüsüne sadece biz değil bütün dünya çok şeyi değiştirecek gözüyle bakıyor. Değişimin iyi veya kötü yönde mi olacağı bilinmiyor ama ekonomiden siyasete, devletler arası ilişkiden gündelik yaşama, hayatın her alanını değiştireceği çok açık. Bu dalganın belki tek istisnasını Türkiye'de göreceğiz. Türkiye'deki aydınlanmacı aydınları ve onları referans alan muhalefeti büyük ihtimalle korona da değiştiremeyecek. Dünyanın sarsılması kendi ülkelerinin ciddi bir korona tehdidi altında olması umurlarında bile değil. Dünyayı sarsan bu ortak tehlike bile onların pespaye düşünceleriyle siyaset yapmalarını engellemiyor. Soyut bir bilimsellik kisvesi altında nefret üretip din ve dindar düşmanlığı yapılıyor. O cenahtan kimse de çıkıp tek kelime etmiyor. Yazar, çizer, bilim adamı veya siyasetçi. Hiç mi akil insan yok? Birinin çıkıp artık yeter demesi gerekmiyor mu? Çok değil bir yıl önce Başkan Erdoğan ünlü piyanist Fazıl Say'ın konserine gidince Say linç edilmiş çevresinden kimse de sahip çıkmamıştı. Bilim adamı veya sanatçıdan vazgeçtim Altan Öymen veya Hikmet Çetin gibi tecrübeli siyasetçilerin tepki vermesini bekledim ama onlar da konuşmadı.'' Bugün de aynı şeyler yaşanıyor. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere bütün bir sağlık camiası canını dişine takarak inanılmaz bir mücadele verirken o camianın sivil toplum örgütü Türk Tabipleri Birliği dedikodu yapar gibi şöyle bir açıklama yapabiliyor. Aldığımız duyumlara göre çok sayıda ölüm var. Dünya bu ülkenin aldığı önlemleri sağlık alanındaki hazırlığını gıpta ile izlerken, onlar bilim adamı sorumluluğuyla bağdaşmayan bir yaklaşımla duyuma göre dedikodu yapıyor. Doktorların buna sessiz kalmaması gerekiyor. İki örnekte medyadan verelim. Enver Aysever sosyal medyada yayınladığı bir karikatürde, tam bir nefret söylemiyle sorunun koronavirüs değil Müslümanlar olduğunu söyledi. Ayşe Nur Aslan'ın programında da, eski bir CHP milletvekili bir ara yine dindarları Ege Denizi'ne dökeceğini söylemişti. Hüsnü Bozkurt şu ucube tespiti yaptı. Üçüncü köprüyü ben yaptım diyorsan koronavirüsün sorumlusu da sensin. Normalde böylesine marjinal söylemlerin üzerinde durmamak gerekiyor.'' Ancak sözünü ettiğimiz isimler sol marjinal görünseler de asıl hedefleri CHP sosyolojisi üzerinden algı oluşturmak. Zaten o sosyoloji uzun zamandır topluma bidon kafa diyen, küçümseyen, ötekileştiren bir aydın saldırısı altında. Şimdi virüs gibi mutasyon geçirenlerle devam ediyor, biçim değişse de öz ayna. Sorun da bunların Türkiye'nin insani ve ulusal konularda uzlaşma sağlamasını sabote etmeleri. Çünkü başta CHP olmak üzere o partilere yön veren siyasi aktörler büyük oranda bu batıcı, aydınlanmacı aydınların etkisi altında ve onları referans alıyor. Hiç değişmeyen takıntıları ise din ve dindarlar. Buradan hareketle de AK Parti hükümeti ne yaparsa yapsın karşı çıkıyorlar. Türkiye Suriye'de libya'da veya Akdeniz'de çıkarlarını mı koruyor? Hiç umurlarında değil emperyalist Amerika ekonomiyi batırmakla mı tehdit ediyor? Zil takıp oynuyorlar. İHA veya SİHA mı yaptın? Yapmasaydın diyorlar. Türkiye'nin 5 milyon mülteciye kucak açmasını görmeyen, hatta zaman zaman Suriyeliler üzerinden ırkçılık yapan bu siyasi akıl, dünyanın derin bir değişimin eşiğinde olduğunu görmüyor. Bu yüzden onları korona bile değiştiremez. Tek umutsa CHP'ye oy veren kitlelerin nefret dalgası üretenlere prim vermemesi. Mahmut Övür, sabah. Ahmet Hakan Koronayı atlatırız da bu cehalet ne olacak? Bebekten fotoğraflar geliyor önüme. Herkes dışarıda trafik kilit. Dışarı çıkmayın dendikçe dışarı çıkıyoruz. Yaşlılar için tehlike var dendikçe yaşlıları evde tutamıyoruz. Evde kal, evde kaldığı bas bas bağırıldıkça evde kalan yok. Kendi o halini ilan etmelerini beklediğimiz vatandaşlarımız evlerine çekilmiş olanlara dışarıda mevsim baharmış, gezip dolaşanlar varmış türküsünü söyletiyorlar. Bu cehalet, bu aymazlık, bu umursamazlık, bu bilinçsizlik karşısında belki de en iyisi sokağa çıkma yasağı uygulamak, yok yok başka türlü olmayacak bu iş. Çöp atıp fotoğraf çekmek, bir temizlik işçisinin yaptığını gördünüz mü? Metro girişine çöp atıyor, sonra da attığı o çöpün fotoğrafını çekiyor. Ne yapacak o fotoğrafı acaba? Büyükşehir Belediyesi temizlik işini beceremiyor falan diye sağda solda yayınlayacak mı? Yok kendi kendine bir oyun mu oynuyor? Başka bir amacı mı var nedir? Doğrusu ben anlayamadım. Büyükşehire bağlı bu temizlik işçisine mutlaka senin derdin nedir kardeşim diye sorulmalı. Elbet bir gün buluşacağız. Tuzla'da bir site saat 21'de sağlık çalışanlarını alkışlıyor. Görüntü gerçekten etkileyici. Doktor olan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı bu görüntüleri Zeki Müren'in sesinden Elbet Bir Gün Buluşacağız şarkısıyla yayınlamış. İzlerken şöyle dedim. Bugünlerin şarkısı budur. Sokaklarına bahar gelmiş İstanbul'un. Büyük şair Ahmet Arif'in çok meşhur, çok güzel, çok dokunaklı, çok etkileyici bir hapishane şiiri var. İçeride diye bilinen bu şiir şöyle. Haberin var mı taş duvar, demir kapı, kör pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim, haberin var mı? Görüşmecim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor cigaram, dağlarına bahar gelmiş memleketimin. Madem ki şu lanet virüs en azından bazılarımızın evlerini bir tür hapishaneye çevirdi, o halde Ahmet Arif'in bu şiirini şu şekilde uyarlayabilirim sanırım. Haberin var mı buzdolabı, ortadaki büyük sehpa, dağınık kitaplık, kahve makinem, bilgisayarım, masamdaki çelik kalemlik, günde sekiz kere kafasına okşadığım sekter kedim, haberin var mı? Üst kat komşum biraz makarna göndermiş, sirke kokuyor bütün odalarım, sokaklarına bahar gelmiş İstanbul'un. Tuhafız Normalde ah bir eve kapansak, ah evde olsak, ah evde çalışsak diye inleriz ama zorunlu olarak eve kapanma, evde olma, evde çalışma söz konusu olduğunda gözümüz hep dışarıdadır. İnsan gerçekten çok tuhaf bir yaratık. Ahmet Hakan Hürriyet